Aslında işin perde arkası öyle değil. Bu bir kısmı basına da yansıdı ama perde arkası maalesef öyle değil. Evet, bir takım isimlerle randevu talep edildi ki bunları da hemen söyleyeceğim. Ama bu talepler yerine getirilmedi. Az önce söylediğim nedenlerden dolayı. Bir tanesi ki çok konuşuldu gezinin başından beri, Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin ki biraz şey bir isimde, bilinen bir isim. Ama sosyal demokrat, daha da ötesinde bir isim. Fakat Amerika'da artık Bernie Sanders'ın pek hat değişiyle esamesi yok. Neden? Çünkü iki kez seçim kaybetti. Birincisi Biden'a aday adaylığı sırasında, ikincisi de Hillary Clinton'a karşı. Dolayısıyla ileri de bir yaşı var. Dolayısıyla şu anda yani Amerika'da online görüşmek bence çok büyük bir yankısı olmayacaktı. Bir. İkincisi eyaleti Vermont'da olacaktı. Ve son ana kadar bu isim konuşuldu. Ama bu isimden randevu alınamadığını da öğrendim. Yani çok esamesi bile okunmayacaktı, görüşseydi çok fazla önemi yoktu demenize rağmen kendisine randevu vermedin mi Kılıçdaroğlu'na? Maalesef de Evet. öyle oldu. Başka isimler de var. Bir flash ismi var. Onu da söyleyebilirim. İlk defa burada açıklayacağım. Ki ben bunu gayet tabii Kemal Bey'in hiç alakası olmayan şeyler bunlar. Ama o programı yapanlar gerçekten bence çok büyük stratejik Hata. hata yapmışlardır. Bunu söylemek lazım yani. Obama'dan da, Başkan Obama'dan da randevu istendi. Ama maalesef bu randevu karşılıksız kaldı.